Yani şu an 350 otobüs filosu, 400'e yakın bilet satış noktasıyla, petrol istasyonlarıyla, modern yolcu konaklama tesisleriyle, teknik servis hizmetleriyle. Emniyet her şeyden önce çok önemli. Tabii güven, her şeyden önce güven, her şey zamanında sloganıyla bu sektörde hizmetmeye devam ediyor. Buradan ben de başta Sadi abiye size çok teşekkür ediyorum bu yayına bizi aldınız. Zaten şöyle Ali Bey, Ulusoy firması özellikle bir komple işte hem heyetiyle, MİÖTÜGRE'nin başkanıyla beraber burada ağırlayacağız sizi. Onlar gibi önce biz de bir tanışma anlamında buraya çağırdık. İnşallah ileriki yayınlarda. Çok köklü firmalardan birisi. Evet. Bununla ilgili zaten Türkiye'nin her tarafına şu anda seferleri var. Onları dinleyeceğiz zaten. Tabii sadece Ulusoy yani bir hizmet sektörü, biz hizmet satıyoruz. Sosyal alanlarda, diğer sektörlerde de diğer... Şimdi burada zaten buraya geliş sebebi şehirler arasında, şehir içindeki toplu taşımacılık ve ulaşımla ilgili, sektörüyle ilgili gider ve gelir dengesini karşılaşmak amacıyla geldik. Şehir içinde Göksel Bey'den dinleyeceğiz. Şehirler arası bu sektörle ilgili taşımacılar memnun mu? Sektörün çok büyük sıkıntıları var. Hem toplu ulaşımla hem de şehirler arasında. Önce Göksel Bey'den de özel halk olarak hali ne olacak? Evet. Herkes isyanda. Göksel Bey, buradan herkes isyanda feryat. Biz şimdi hem WhatsApp gruplarında hem sosyal medyada hem yaptığımız toplantılarda... Ali Bey bir son cümlesini Saide abi bitirsin. Bizim federasyon başkanı Dursun Çağlan'a ve İstanbul Köprübaşılar Dernek Başkanı Osman Kara Mehmetoğlu'na bir selamlar göndereyim buradan. Buradan da selam. Bu Adnan Kahveci etkinliğini düzenleyen Osman Başkanımıza buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Devam gelecek inşallah. Ben de Trabzon Federasyonu toplantına katıldım. Bizi davet etmişti. Evet. Biz de buradan tebrik ediyoruz Trabzon Federasyonu'nun... Hakikaten de çok ses getiriyor. Sizleri de tebrik ediyorum o anlamda. Tabii konumuz ulaşımla ilgili için bir yani sizleri de ağırlayacağız. Mümkün olduğunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya devam ediyoruz, çalışıyoruz. Göksel Pırtoğlu arkadaşım, zaman zaman sizlerle istişare ediyoruz. Bir özel halk odasının durumu ne olacak? Toplu ulaşım bitti, bitmek üzere. Yöneticiler çalışıyor. Kent yöneticileri bunda ilgili cevap vermiyor. Ne olacak bu durum? Şimdi nereye gidecek bu esnaf, nereye gitsin? Şimdi... Hakikaten bu konuda sizin programınıza çıkacağını duyduktan sonra esnaf telefonlarımız susmadı. Herkes bir ağızdan bir şeyler söyledi ama... Hatta canlı yayına da alalım. Alttan telefon numaralarımız geçsin Sadi abi. Evet, oradan da yani arayabilirler. İnanılmaz derecede şu anda tüm özel halk otobüsü esnafı Mavi Karadeniz TV'ye kilitlenmiş durumda. Evet. Ama şöyle bir durum var. Ben zaten 1982 yılından beri bu sektörün içinde olduğumdan dolayı sektörün sorunlarını kendim de işletmeciyim zaten. Gayet iyi biliyorum. Ne olacak durumu? Şöyle işte en başta hemen atmışlar Coşkun Bey, Coşkun Rakıcı. Evet. Türkiye'den de zam yapılırken büyük şehirlerde, ilçelerde, İstanbul'da ne diyeyim, cezalandırılmıyoruz diyor. Yani ceza mı çekiyoruz diyor biz. Şimdi Coşkun arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Dediği konu hakikaten yani önemli bir nokta. Evet. Bugün giderlerle gelir dengesini karşılaştırdığın zaman ki Türkiye'de ekonomi bu aralar iyi değil. Bir de yakıtın üst üste aldığı zamlar eskiden bir dönem önceleri yakıta zam geldiği zaman otomatikmen bileti de zam yapardılar. Evet. Ama maalesef bilemiyorum neden dolayıdır Büyükşehir Belediyesi yani toplu her şeye zam yapılıyor. İş toplu taşımaya gelince evet. Hani diyeceksiniz ki yani halk düşünülüyor da yani ama sonuçta bu sektörün yürümesi için, gelişmesi için, ayakta kalabilmesi için. Evet tabii akaryakıta yedek parçaya zaten %25 zam geldi. Son bir aydı. Son iki ayda gelen bir zamlar var. Bir de şöyle de kaynaklı. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Sonuçta son 5 yıldır ben buradan tabii özellikle Hayri Varaşlı Bey'e, İETİ'de eski genel müdürü şu an biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Hayri Varaşlı'ya teşekkür ediyorum. Çünkü o bir İETİ'de de bir benim görüşüm, benim şahsi görüşüm bir çığır açtı. Evet. Yani ne yaptı? Son derece modern bir otobüs filosu kurdu. Otobüsleri yeniledi. Bununla beraber halk otobüsleri de yenilendi. Yani şu an 0-5 yaş grubu halk otobüsü otobüsleri var. Son derece modern ama bu kadar modern bir otobüs filosunun kar marjı da yüksek olması lazım ki. Yani kar marjı derken sürdürmesi lazım, mesleğini sürdürmesi lazım. İşte kar marjı yüksek olması lazım ki
otobüsçü kendini yenilesin. Ama bırakın kar marjının yükselmesini, şu an esnaf dönecek durumda değil. Durmadan geliyor, SMS'ler geliyor. Şimdi bunlarla ilgili hakikaten sırayla geliyor. Orhan Baysal diyor ki ya, yakıtta indirim. Bugün ÖTV'de indirim oldu. Hükümet kararnamesinde bir şeyler yayınlandı. Yine toplu ulaşım yok diyorlar. Şimdi oraya geleceğim. Çiftçiye. Evet. ÖTV'siz mazot. Deniz yollarına ÖTV'siz mazot. Lüks yatlara var. Lüks yatlara var. Halk otobüsüne yok. Ya arkadaşlar, halk otobüsü, yani bugün halk otobüsü kavramını henüz İstanbul veya Türkiye kavrayamadı galiba. Ya da önemini mi bilmiyoruz? Önemini bilmiyor. Evet. Özel halk otobüsü demek bugün ne demek biliyor musunuz? Bugün kamu kuruluşu demek. %100 kamu kuruluşu. Yani bugün isminin özel olması kimseyi aldatmasın. Özel halk otobüsü bir kamu kuruluşudur. Bugün İETT. Ülkeye gelir her şeyden önce. Tabii canım. Ki. Evet. Bugün İETT neyse. Halk otobüsü. Halk otobüsü de aynıdır. Birebir aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ama maalesef kamu kuruluşları her türlü ÖTV'den, KDV'den faydalanırken evet, halk otobüsleri niye faydalanmasın? Yani niye düşük yakıt almasın? Bugün yapmayın, tamam, biletlere zam olmasın. Yani halkın yük, sırtına bir yük olmasın. Onu da istemeyiz. Ama giderlerden düşürsün. Mikrofon sizdeyken gelen şey, metrobüs 355 kuruş. 355 kuruş otobüse, halk otobüse indiği zaman yolcu aktarma almıyor. İşte diyorum ya, tezat oluşuyor burada. Yani bu sonuçta insanlar eskisi gibi değil ki. Sosyal medya o kadar gelişti ki herkesin her şeyden haberi var. Vatandaş alıyor kartını, halk otobüsüne biniyor. Atıyorum 1 lira basıyorsa gidiyor metrobüse 3 lira veriyor. Bu da dikkatini çekiyor. Dikkatini çekti mi ne oluyor? Sosyal medyada bunu yayıyorlar. Bunun yetkililer buna acilen bir çözüm bulması lazım. Yani sonuçta metrobüs insan taşıyorsa. Sizin işletmecisiniz, ben merak ettim. Veyahut da işletmecinin yolcu olarak ben Seyran'da merak ediyorum. 2'de 30 kuruş tarife değil mi? Evet. Otobüse. Bunun yansıması size böyle mi oluyor? Yani siz böyle mi kazanıyorsunuz? Hayır, öyle değil, öyle kazanmıyorum. Size yansıması ne oluyor daha doğrusu? Sonuçta bu aktarma olayı var bunda. Aktarma zaten şu anda halk otobüsü 2.30'u bırak, ortalaması 1.600-1.700'e gelse. Yani 1.7'ye gelse, fakat bu indirim olaylarını, aktarma olayları kaldırırsa, tüm İstanbul geneline bu yayılsa, bundan fazla kazanırız. Bugün aktarmaya 1.65'e iniyor ikinci akta, tam bilet olarak söylüyorum. Evet. 1.65'e iniyor. Bugün öğrenci 40 kuruşa kadar düşüyor. Üçüncü, evet, dördüncü aktarma. Yani 40 kuruş demek yani çok komik bir rakam. Tabii ki yani öğrencilerimiz haklı olarak diyebilir. Biz onu bile veremiyoruz. Doğrudur ama onu veremiyorsunuz, ama bunu halk otobüsünün sırtına yüklemenin de bir anlamı yok. Yolcunun da sırtına yüklemeyip belki de yetkililer farklı bir iyileştirme yapabilirler. İşte o aradaki, evet, dengeyi sağlamak için süspanse edilmesi lazım. Yani bunu da yapabilirler yani. Bu da zor bir şey zor, mi? Hayır değil, kesinlikle evet, değil. Sponsorlarla süspanse. Ben daha önce söyledim mesela. İstanbul bir metropol. Dünya şehri, dünyanın gözü be. Evet. Burada reklam anlamında hiç kullanılmıyor. Yani özel halk otobüslerinde reklam yok. Niye yok? Anlamsız mı? Bu bir gelirdir. O da gelir gider tablosu. Biraz arasında daha öve evlat muamelesi mi diyeyim? Daha net söylemek gerekirse. Ben öyle söylemek istemiyorum. Ben ama yolcu olarak veya yani siz yolcu olarak söyleyebilirsiniz. Evet. Yok, ben şunu da söylüyorum. İETT'de yetkili arkadaşlarla da sürekli genel müdürlüğünden tut bölge müdürlüğüne kadar konuşuyoruz. Onlar da bir mücadele vermek istiyorlar ama Ankara'daki bürokrasiyi bir türlü aşamıyorlar. Bir yerde takılıyor. Takılıyorlar. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi sorduk, toplulaşımda feryat var. Kazanamıyor. İşte bir sürdüremeyiz diyor bu kartları. Evet. Bir de şehirler arası. Şehirler arası daha evet, mı keyifli bu durumda? Şimdi Köksal Bey. Soralım bakalım. Köksal Bey şehir içinde kazanamıyorsa şehirler arasında hiç kazanma. Şehirler arasında durum daha vahim. Evet. Daha vahim. Yani ulaştırma sektörü dört kalemden oluşur. Hava yolu, deniz yolu, raylı sistem dediğimiz tren, evet, bir de otobüs, evet, lastik dönen otobüs. Evet. Burada üçü devlet tarafından yönetiliyor. Diğer şehirler arası otobüsçülük üvey evlat muamelesi görüyor şu an. Şehirci de aynı şekilde. Neden? Havayolu şirketleriyle rekabet edemiyoruz. Yakıtı indirimli alıyor. Tren yolu aynı. Limanlar, deniz yolu aynı şekilde, evet, ÖTV'siz yakıt oluyor. Doğru mu Göksal Bey? Doğrudur. Rekabet etme şansımız yok. Biz bugün 4.80'e alıyoruz akaryakıtı. Bahsettiğim taşıma sektörleri 2.80'e, 2.70'e yani, yarı yarıya alıyor. Evet, yarı. Bunun dışında şehirler arası otobüs taşımacılığında bir de kara çıkış bedelleri var. Bugün İstanbul otogardan çıkarken
105 lira ödüyorsun. 105 otogar. TL otogar çıkışı. 20 TL Ali Bölge'ye ödüyorsun. Cep terminali var. Belediye yaptı. Mecburi gireceksiniz. Aslında burada köprüler var bir de. Tabii köprüler var. Şimdi biz bu saydığım 4 kalemin 3'ünü Ulaştırma Bakanlığı revize ediyor. Ulaştırma Bakanlığı bakıyor. Bizim şehirler arası otobüse veya otogarlara, terminallere belediye yapıyor. Biz de ulusal işi yapıyoruz. Ulusal iş yapıyoruz. Bizim de otogarlarımızı, firmalarımızı belediyeler değil de Ulaştırma Bakanlığı denetlemesi lazım. Evet. Yani biz atılmışız bir kenara, kendi kaderimize bırakılmışız. Özellikle bireysel otobüsçünün şu an yaşama şansı yok. Hele bir üçüncü köprü yaptılar. Bizi oraya mecbur ettiler. FSM'den geçemezsin diyor. Eğer geçersen 800 TL cezası var. O da çok ses getirdi. Haber oldu bu. Haber durum, oldu. Yani mecbur edilmesi, yani, uzaması yolun. Yani tabii biz otobüs sektörü olarak devlet, 80 kilometre evet. Uzadı. 80, 63 gidiş, 64 geliş. 130 kilometre. Bu köprünün ve otoyolun maliyeti otobüse aylık 5,5-6 milyar. Ali Bey, bir virgül koyalım. Telefonumuz var. Tamam. Sonra kaldığımız yerde unutmayalım ki devam edelim. Bakalım kim var hattımızda. Alo. Alo, Nazmi Bey. Duyabiliyor musunuz beni? Nazmi Bey arıyor sanıyorum ama Başak bir sesi duyalım. Alo. Peki bir kez daha ekrandaki numaradan ararsa Nazmi Bey bizi. Konuyla ilgili 0216 640 0566'dan Nazmi Bey'i bir kez daha arayın. Alo değil mi Başak? Peki. Bir kez daha ararsa evet. Sözünüzü kestim özür dilerim. Estağfurullah. Bu üçüncü köprünün evet. Otobüsçüye maliyeti aylık 6 milyar. 6 milyar. Zaten böyle bir kazancı yok otobüsçünün. Yani bizi illa oradan gidecek. Ya biz kullanalım, trafiğin yoğun olmadığı zamanlar FSM'yi kullanalım. Sabah ben sağda altta otobüsüm geliyor İstanbul'a. Neden o kadar yolu dolansın? Trafik yok, bir şey yok. Kullanalım. Turizm otobüsüne yetki verdin, geçsin oradan dedin. Belediyelere otobüslerine yetki verdin, evet. Geçsin oradan. Bana niye vermiyorsun? Ben de ulusal iş yapıyorum. İkincisi... Bunları ilettiniz mi bu sorunu, ilk bir sorunu? Tabii biz ilettik. Yani grev yapma aşamasına gelindi, biz geri döndük oradan. Çünkü... Evet. Devletimizin almış olduğu bir karar. Ona karşı gelme şansımız yok. Evet. Ama bu mecliste falan görüşüldü. Görüşülmeye de devam ediliyor. Büyük ihtimalle çözülecek. Ama bir sorun. Şu önümüzdeki çok günlerde büyük bir sorun. Şey var galiba burada Porozköy'de bir ulaştırma Çalıştay ertelendi. Bu 3-4 Şubat'tı. Ulaştırma Bakanı'nın bir rahatsızlığı olmuş. Hmm. Bir 15 gün sonraya ertelendi. Orada hatta bu sorunlar orada dile getirilecek. Biz programa davet ettik. Bu Çalıştay olduğu için Çalıştay'dan sonra gelecekler. Yani sektör temsilcileri evet. Buraya gelecekler bununla ilgili. Hayırlısı olsun. Tabii konuları çalıştılar zaten. Bayağı bir şey var, gayret var. Sektör temsilcileri gayret var. Hem toplu ulaşımda hem şehirler arası otobüste. Yani ve evet. Bununla ilgili sorunlar da büyük. Bunun nasıl, ulaşım sektörü nasıl olacak? Şöyle bir şey şimdi giderler devamlı artıyor. Senin bilet fiyatların veya duruyor yerinde. Az önce evet. Bahsettik Göksel Bey. Bilet fiyatları aynı. Biz mesela 3-4 yıl önce İstanbul'dan Trabzon'a 90 liraya bilet kesiyorduk. Evet. Şu an 70 liraya kesiyoruz. Peki maliyetler bu, iki katına evlat artmış. Dediğiniz zaman da yani tabii sektörü bir tek kara ulaşımı üvey evlat. Bunun mesela dolmuşlar var, minibüsler var. Onlar gayet gideceğiz de memnun. Alıyor zamları. Taksiler alıyor. Taksiler alıyor, minibüsler alıyor. Bir tek işte şehirler arasıyla bu toplu ulaşım araçları, halk otobüsleri. Vallahi çok böyle herhalde bir devlet feryat içinde yani. Ulaştırma bunları bitirme noktasına getirdi yani. Yani bitirirlerse yani bunun yerine neye taşıyacak? Bir Göksel Bey'e soralım. Bu işte toplu ulaşım biterse kim taşınacak? Kimlerle taşınacak? Şimdi şunu söyleyeyim. Toplu ulaşım bitmez. Evet. İstanbul'da toplu ulaşım bitmez. Çünkü toplu ulaşım yemek içmek kadar evet. Önemli bir sektör. Bugün görüyorsunuz İstanbul'da bir sürü metro yapıldı, metrobüs yapıldı. Yani... Ağlar genişletildi ama her şeye rağmen toplu ulaşımın yolcusu pek düşmedi. Evet. Ulaşımdaki sektör kazanamama. Ya mesela basit bir örnek verelim. Usulsüz kartlar. Her program bahsettiğimiz konu. Yani hakikaten ya, anlamakta zorluk çekiyorum. Bugün otobüslerde yolcular koltuk aralarında geziyor. Ne